Hayırlı akşamlar diliyorum. Kur'an çalışmamıza, e, bağlam merkezli Kur'an meali çalışmamızın Bakara kısmını e, işliyoruz. Bakara suresi 83'te kaldık ama biz tabii ki her çalışmada yaptığımız gibi hani belki yeni gelenler de oluyor bu çalışmaya. E, bu bağlamda biraz daha önceden alıyoruz ki hani o akışı e, kaçırmayalım. 78, Bakara suresi 78. Bu arada bugün 12 Ocak 2024. İçlerinden yazılı, dini kültüre vakıf olmayanlar vardır. Kimden bahsediyor? Özellikle Medine Yahudilerinden ve daha sonra da Hristiyanlardan. Yani ehli kitaptan bahsediyor. Medine'deki ayet. İçlerindeki, içlerinden yazılı dini kültüre vakıf olmayanlar vardır. Kitap namına büyüklerinin haber verdiği şeyden, yani dini söylencelerden, menkıbelerden başka bir şey bilmezler. O da batıl, yalan olduğu halde onu hak zannederler. Demiştik ki, hatırlayalım, bu aslında Kur'an'ın o dönemki e, toplumsal yapıyı bize anlattığı bir e, ayet-i kerime. E, Mücahit, radıyallahu anh, geçen emani kelimesini ki ümmi kelimesi de buradan türer emani kelimesinin de bu manada olduğunu söylemektedir. Buna göre ayet-i kerime kitap namına büyüklerinin haber verdiği şeyden başka bir şey bilmezler. O da batıl yalan olduğu halde bunu hak zannederler anlamına gelir. Biz Mücahid'in bu açıklamasını yani ilk dönem Kur'an muhataplarından olan Mücahid'in bu açıklamasını esas alarak meali verdik. Buradan da görüyoruz ki aslında ki Reform süreci sonrası biliyorsunuz Kitap Mukaddes, Bible işte Eski Ahit ve Yeni Ahit. E, Ta bakın kaç yüzyıl sonra e, başka bir dile çevrildi. Genelde e, kutsal metinler e, gizemli bir dil ya da kutsal bir dile e, has kılınırdı. ve bu da belli bir din adamları sınıfına has kılınırdı. Ancak siz o din adamları sınıfından olursanız o kutsal metne ...vakıf olabilirdiniz. Dolayısıyla eski ahit metinleri de, İncil'ler de... ...uzun süre, yüzyıllar boyunca bu şekilde e, şey yapıldı. Da, vedalar da aynı şekilde, yani Hindu kutsal metinleri de aynı şekilde. E, evet. Dolayısıyla bu kutsal metinlerin bütün halka yayılması... ...ve bütün halka mal edilmesi, yani halkın kültürü haline gelmesi... ...yani bir bilinç toplumu, bir bilgi toplumu olması... ...özellikle dünya tarihi açısından çok geç dönemlerde yavaş yavaş başlamış bir şeydir. Peki bunun bir örneği var mıdır, istisnası var mıdır? Evet vardır. Dünya tarihi açısından da büyük bir devrim niteliği olan... ...ve dediğim gibi 1500, yanlış hatırlamıyorsam 1500 yıllarda işte reform hareketi var... ...bundan çok daha önce başlamış bir reform hareketi söz konusu insanlık tarihinde... O da Kur'an-ı Kerim. Kutsal metinler arasında yani bağlılarına iman etmesi istenen metinler arasında halka mal olmuş. Bakın halka mal olmaktan kastım ne? Herkesin ezberlediği, bildiği, vakıf olduğu. Dolayısıyla da üzerine düşünebildiği, üzerine fikir beyan edebildiği bir ortamdan bahsediyorum. İşte o Kur'an'da karşımıza çıkıyor. Çünkü Kur'an... Allah Resulü tarafından tabii ki Rabbimizin emriyle, onun yönlendirmesiyle küçük çocuğundan yani 7'den yetmişe herkes tarafından namazlarda ezberlendi, edildi, hafızalara e, nakşedildi. Ve e, toplum içerisinde günde 5 defa işte en az 3 kez mescitlerde, camilerde ama günde 5 kez e, evlerde e, talim edilen bir study book, bir e, çalışma kitabına, dönüştürüldü adeta. dolayısıyla bu hem yazılı hem hıfs olarak Kur'an'ın tüm toplumda bilinen bir metin olmasına bir ilahi hitap olmasına olmasını sağladı. Bu hem metnin unutulmasını işte enterpolasyon denilen bugün tahrif dediğimiz ekleme ve çıkarmaları imkansız hale getirdi yani bir koruma sistemi oluşturdu hem de o toplumda bir o metnin bir bilinç haline almasını, o metnin bir kültüre dönüşmesini, o toplumun kültürüne kültüründe hakim merkezi bir rol almasını sağladı. Böyle çok önemli bir konu. İşte onun için 78 bize aslında bunu söylüyor. Diyor ki 78. ayet. İçlerinden yazılı kültüre vakıf olmayanlar vardır. Yani büyük bir kesmi Yahudilerin ve Hristiyanların ki aslında bugün dahi böyledir. Yani reform hareketi olmasına rağmen hani Luther'le başlayan bugün dahi böyle çok incil, yani özellikle evangelist ya da işte İncilci, misyoner Protestan hareketler tabii ki incil İncil incilleri, İncilleri Yeni Ahit'i çokça bastılar, çokça yaydılar. işte misyonerlik şeklinde ama bugün dahi halk arasında, yani Hristiyanlar arasında böyle çok belirleyen bir Kur'an'ın işte 600'lü yıllarda, 630'lu yıllardaki yaptığı gibi ...bir şey oturmamış durumda. Yani bir İncil... ...hafızlığından bahsedemeyiz. Mesela İncil'leri... ...böyle kelimesi kelimesine... ...cümlesi cümlesine bilen... ...bir şeyden bahsedemeyiz. Kaldı ki bu Yahudiler için... ...bugün dahi hala... ...yani Hristiyanlar biraz daha önde... ...bu konuya, yani Protestanlar özellikle... ...Katolikler değil ama Protestanlar... ...ama Yahudiler için... ...bu halen... ...bu ayet bu şekilde geçerli. Yani... Gerçekten hahamlar yani rabbiler dedikleri bir yani din adamları sınıfı var. O din adamları sınıfı ancak doğru tekstil yapıyor zaten. Dolayısıyla e, o metne o şeye ancak uzmanlar vakıf olabiliyor. E, yani Medine'deki bu ayet e, Medine'deki Yahudilere sesleniyor ama aslında genel tarih üstü bir boyutu var. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk bu vesileyle. Evet sonra devam ediyor ayet. Bu durumda oldukları için yazıklar olsun o kimselere ki yani çarpıtan din adamlarına ki kutsal kitaplarını elleriyle yazarlar. Sonra az bir çıkar elde etmek için yazdıklarının tümünün Allah katından olduğunu söylerler. Oysa yazarken hem kompozisyon yaparken yani metni kompozisi ederken metnin kendisine yorum katarlar hem de aynı zamanda bunu yorumlarken, yani artı olarak da tefsir ve tevil yaparken de bunları da ilahi olduklarını, Allah'tan yazdırıldığını söylerler. Mesela işte bunun en güzel örneği Kabala'dır. Kabala diye bir kitap var, ee, Yahudi e, mistik bir kitap. Ama bunun Tanrı sözü olduğuna inanıyor mesela Yahudiler aynı zamanda. Yine geçen çalışmamızda konuştuk, geçen hafta. Ee, gayrimetlu vahiy, Müslümanlara daha sonra da sıçramış olan gayrimetlu vahiy anlayışının bir benzeri hatta aynısı e, Yahudi ve Hristiyanlarda da mevcut yani sadece kutsal metini değil kutsal metne dair yorum ya da onu işte aktaran e, çeşitli rivayetleri de e, vahiy kapsamına alıyorlar artı olarak bir de bu da yetmiyor işte azizler veliler e, işte kutsal e, kişiler sadıklar gibi e, bir zümre de ihdas ediyorlar. Onların da kalbine ilham olduğuna dair. Yani rüyada ya da işte uyanıkken Allah'ın onlara da vahiy ettiğini söylemeye başlıyorlar ki işte bu artık ipin uçunun tamamen kaçtığı vahiy konusundaki bir konu. İşte böylelikle ne oluyor? Din çarpıtılmış oluyor. Ve bunun Allah katından olduğunu söylüyorlar. Yazılı dini kültüre vakıf olmayanları da böyle kandırmış oluyorlar yani. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına. Bundan dolayı kazandıklarına da yazıklar olsun. Diyor ayet değil mi? Sonra ne, ne diyorduk? Konu şimdi bunu nasıl olduğunu örnekleme, bir örneğe geçiyor Kur'an. Diyordu ki biz seçilmişiz ve şefaatçilerimiz de var. O yüzden sayılı günlerin dışında ateş bizi yakmaz diyorlar. Ee, dedik ki cen cehenneme gitmek sonra da cennete geçme inancının kökeninde seçilmişlik ve şefaat inancı vardı. Bugün de olduğu gibi. Neden? Çünkü... E, tutarlı zihninizde tutarlı bir yere oturtmanız gerekiyor. Şimdi madem e, cehen, cehenneme git, gitmesi gereken birçok günah işliyorlar dindarlar. E, ama cehenneme gitmemeleri gerekiyor çünkü onlar dindar. Yani kurtulmuşlar yani, seçilmişler. Ve dolayısıyla biz zaten işte bir şefaat aracılığıyla işte bir peygamberin, bir meleğin, işte bir e, dediğim dediğim e, uydurulmuş, e, ihtas edilmiş çeşitli din adamları sınıflarının aracılığıyla zaten cennete gideceğiz. E, dolayısıyla evet günahlarımız da var. Ya tamamen transit cennete geçeceğiz ya da biraz yanacağız sonra cennete geçeceğiz gibi ara formüller buluyorlar kafalarında ve diyorlar ki sayılı günlerin dışında ateş bizi yakmaz. Ve Talmud'da da bunun 12 ay şeklinde yazılı olduğunu ifade etmiştik. İşte tüm bunlara cevaben de ki, bak şimdi Rabbimiz cevap veriyor. De ki, Allah'tan buna dair bir teminat mı aldınız? Eğer böyleyse Allah kesinlikle verdiği teminattan dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani halbuki sen bu, bu gayb alanı yani sen böyle bir şey e, bilmiyorsun. Böyle bir vahiy de yok ki eski ahide baktığımızda böyle bir şey geçmiyor. İşte Kur'an'a baktığımızda aksi cevaplar var. Ama hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem Yahudiler de bu, bu inanç var. Bakınız ilginçtir. Oysa Kur'an bunu yalanlıyor. Diyor ki Allah'tan böyle bir teminat mı aldınız yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır öyle değil. Şimdi doğrusunu anlatıyor bakınız. Şimdi bir itikadı düzeltiyor Kur'an. Ve diyor ki kim hangi dinden olursa olsun herhangi bir kötülük işlerde yani sen seçilmiş olabilirsin. Yani kendini seçilmiş zannedebilirsin ey Yahudi. Ey işte Hristiyan, İsa Mesih'e bağlandım. Dolayısıyla İsa Mesih zaten bana şefaat edecek diyebilirsin. Ya da işte ben bir tane rivayet buldum. Resulullah büyük günah sahibi olanlara şefaat edecek diyebilirsin ey Müslüman. Hangi dinden olursan ol, herhangi bir kötülük işlerde günahı kendisini kuşatırsa, o kötülük onun yani burada kuşatma neydi? O kötülük onun yaşam tarzı, kimliği haline gelirse, Artık onlar ateş ehlidirler ve orada hiç değişmeden, yaşlanmadan yaşayacaklardır. Onlar ateş ehlidirler ve orada hiç değişmeden ve yaşlanmadan yaşayacaklardır. Kim de, bunun bir de aksi var simetrik olarak yani, bir de aksi var. Kim de şirk koşmadan iman eder ve böylece yapıcı eylemler işlerse, yani tam tersi yapıcı işlemler, salih ameller onu çöpe çevre kuşatırsa, yani onun kimliği haline gelirse, işte onlar da cennet ehlidirler ve orada hiç değişmeden, yaşlanmadan yaşayacaklardır. Demiştik. Bakın böyle bir akış vardı. Buraya kadar bir sorusu ya da eki olan var mıdır arkadaşlar? Varsa onları dinleyebiliriz. Mikrofonu açıp söz alabilirler. Sanırım yok. o zaman devam edelim. Evet. Hani hatırlayın. Şimdi başın başka bir şey hatırlatmaya başlıyor Kur'an. Hani hatırlayın. Bir dönem İsrailoğlarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anne ve babaya, öksüzlere, düşkünlere iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyeceksiniz. Ya da şu şekilde de çevrilebilir. Nebilerle ilgili size emanet edilen Ilahi bilgiyi insanlara dosdoğru anlatacaksınız. Şirk ve hurafelerle yere serilmiş, yıkılmış günlük dualarınızı, namazınızı tevhid ile ıslah edip ayağa kaldıracak. Zekatı vereceksiniz. Malınızı da arındıracaksınız. Diye kesin söz almıştık. Bakın burada ilginçtir. Ondan sonra ayeti de bitirelim. Sonra içinizden pek azını sadece sözünüzden döndünüz. Ve sizler döneklik yapanlarla e, berabersiniz. Sizler döneklik yapanlarsınız. Şimdi burada niye bu şekilde çevirdik? E, çünkü arkadaşlar e, bakın şimdi şartları alınan söz neymiş? Ahit. E, bakın kaç madde var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet burada 5 ahit. Yani 5 e, emir ya da 5 e, sözle ahit alındığı söyleniyor. Tevrat'ta da eski ahitte de 10 emir var. Değil mi? Şimdi biz aslında on emirin doğrusunu ya da on emirin sahih olanını Kur'an bize aktarıyor burada. Şimdi bunu niye böyle çevirmişiz? Üçüncü maddeyi. Hani on emiri şu şekilde çoğalt, şey beş emiri şu şekilde çoğaltabiliriz. Anne baba öksüzler altı, düşkünler yedi de diyebiliriz. Hani önemli olan sayı değil burada verilen talimatlar evet, insanlara güzel söz söylemeleri şeklinde ifade geçiren husnen kelimesi, kıraat imamlarından Hamza ve Kısa'yı hasenen şeklinde okumuşlardır. Dolayısıyla böyle olduğunda şöyle bir anlam alanına geçiyor. Yani kıraat alarak insanlara güzel söz söyleyeceksiniz ya da nebilerle size ilgili emanet edilen bilgiyi, yani o güzel sözü, vahyi, ilahi bilgiyi insanlara doğru anlatacaksınız. Ee, yani burada insanlara güzel söz söyleyeceksinizdeki ifade eee normal bir e, söz değil. Bu şekilde anlaşılabilir. Size verilen güzel sözü insanlara pas tamam bir şekilde aktaracaksınız. Dost Doğru bir şekilde tebliğ edeceksiniz gibi bir anlamı da var. Onun için ben bunu meale bu şekilde kırat e, bakın kırat farklılıkları bize bu şekilde anlam e, nüanslarını vermeye e, imkan da sağlıyor arkadaşlar peki e, ne demişiz 117. dipnotta evet şöyle demişiz Kur'an Tora'da yani e, eski ahidin ilk 5 kitabında Tora'da metin ve yorum tahrifine uğratılan ve sonraları 10 emir olarak adlandırılan emirleri tahsiye etmektedir malı arındırmak zekat tesniye 14'e 24 ila 29'da e, geçmektedir ama on emirin içerisinde geçmemektedir. Dolayısıyla bakın Kur'an onun da aslında bu emirler arasında olduğunu söylüyor. Do yani doğrusunu aktarıyor bize. i̇bn Kesir, Hamza ve Kisai Allah'tan başkasına kulluk etmeyecekler. Kisai biz onlardan Allah'tan başkasına tapmamaları hususunda bir ahit almıştık. Şeklinde de kıraat etmişler. Dolayısıyla bakınız burada zekat e çok önemli. Dolayısıyla zekatı da Dediğim gibi şu anki elimizdeki Eski Ahit metinlerinde de var. Bunu bu şekilde bize aktarıyor Rabbimiz. Ne demiştik? Eski Ahit metinleri ikinci, üçüncü kompozisyonlardır. Yani birebir Hazreti Musa'dan bize ulaşmış metinler değildir. Dolayısıyla da e, metinler zaman zaman daralmalara, genişlemelere, eklemelere, çıkarmalara, dağılmalara yani bir mesela met, o metindeki bilgi başka bir yere aktarılmış ya da tamamen Torah'ın dışına çıkmış Talmud'a yazılmış gibi bir dağınıklık söz konusu. İşte Kur'an bize doğrusunu anlatıyor. Bakara suresinin bakın 83'e kadarki birçok tahsihini gördük Kur'an'ın Bakara'nın özellikle Tekvin kitabını ve genel olarak torayı Tevrat'ı. Burada da yine meşhur 10 ayetin tahsihini e, görüyoruz. Evet, ee, devam edelim. Hocam burada söz alabilir miyim isteniz olursa? Tabii, ha, bu arada bakın iki madde daha varmış. Onu da hemen okumuş oluyoruz. Birbirlerinizin kanını dökmeyeceğinize ve birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyeceğinize dair de sizinle bağlayıcı bir anlaşma, misak yapmıştık. Bugün de aynı tanıklık ediyorsunuz. Buyurun Saadet Hanım. Hocam burada ayette ve iz-ekazna misaka kelimesinde misak zaten hani ilk şey Allah'tan başkasına kulluk yapmamak olarak da şıklardan birisi ya, ilki ya. Burada fıtrat sözleşmesinde de atıf var diye düşünüyorum ben. Yani evet bir fıtrat sözleşmesinde atıf var. Bir de sizin söylediğiniz gibi daha sonra gönderilen hakikat bilgisini uygulama ve doğru aktarma olarak anlıyorum. Doğru yani katkınız çok yerinde. Aynen öyle. Bakın daha sonra da şuraya bakın ne diyor? Bugün de aynısına tanıklık ediyorsunuz diyor. Bakın. Peki bu ne? Bugün de aynısına tanıklık ettiğimiz ne? Medine Sözleşmesi. Bakın Kur'an Medine Sözleşmesi'ne atıf yapıyor. Diyor ki Yahudilere sesleniyor ve diyor ki bakın siz bunu e, Saadet ablanın da belirttiği üzere siz bunu zaten fıtratınızda bu şekilde sizde misak yapmıştık. Artı olarak yani bugünlerde sizin on emir dediğiniz e, şekilde kutsal kitaplarınızda e, geçmişte Musa ile aranızda böyle bir ahit yapmıştık. Şimdi de elçimiz Muhammed gelerek sizinle benzeri bir şekilde bu sefer Medya'da bir ahitleş yaptı. Geliyor mu sesim? Heh, pardon. Evet, ahitleşme yaptı. Dolayısıyla Medine e, sözleşmesine de burada atıf yapılması önemli bir e, güncellik. Yani Kur'an hem insan fıtratına hem tarihe hem de güncele sesleniyor bakınız bu ayetlerde. Evet, sonra devam ediyoruz. Sonraları ise siz birbirinizi öldürdünüz. Şimdi bakın tekrar Yahudi tarihinden atıflar yapıyor. Kime sesleniyor? Dediğim gibi Yahudilerin önde gelenlerine sesleniyor burada. Çünkü vakıf olanlar onlar. Umniye olan kitleye de sesleniyor tabii yani. E, onların peşine giden işte e, Rabbilerine, hahamlarına. Ki hahamlarını Rabbiler edindikleri için Rabbi diyorlar. İşte Rabbilerinin peşinden gidenlere e, de sesleniyor. E, bakın ne ne diyor? Kanınızı dökmeyeceğinize, birbirinizin yurtlarınızdan sürmeyeceğinize dair de bir misak yapmıştık. Ama sonraları ise siz birbirinizi öldürdünüz. Ve içinizden bir topluluğu memleketlerinden sürdünüz. Ayrıca o Yahudi topluluğa karşı günah işlemek ve düşmanlık yapmak için müşriklerle ittifak kurdunuz. Onları memleketlerinden sürmek antlaşmada yasaklandığı halde yurtlarından sürülmüş insanlar esir alınarak getirildiklerinde onlardan fidye aldınız. Yoksa siz kitabın, yasanın bazı bölümlerine inanıp bazı bölümlerinin üzerine mi örtüyorsunuz? Bu ilkesiz tutumun karşılığı dünyada utanç içinde rezil olmak, sonra kıyamet gününde de azabın en şiddetlisiyle karşılaşmaktır. Allah tüm bu yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakınız burada İlginçtir ilginçtir. şöyle bir dipnot düşelim. Şimdi bu ayetleri müfessir Ebu Müslim İsfahani rahim, Rahimullah Allah gani gani rahmet eylesin. Ebu Müslimel İsfahani ayetten maksadın bu söylenenin zıttı olduğunu yani esas muradın şu mana olduğunu söylemiştir. Birbirinizle savaşmış olmanıza ve birbirinizi memleketinizden çıkarmış olmanıza rağmen onlar sizin elinizle esir olarak düştüklerinde onlardan fidye almanız haram kılındığı halde ancak bir mal ve bedel olarak onları serbest bırakıyorsunuz. Ebu Müslim bir de şöyle demiştir. Müfessirler yukarıdaki açıklamayı Hak Teala'nın yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ifadesine dayanarak yapmalarıdır ki bu zayıftır. Çünkü bu ifade daha önce geçen peygamber ve onlara indirilmiş olan kitapla ilgilidir. Biz de zaten bu merkezde mealimizi verdik. Buna göre maksat şöyle olur. Nezdinizdeki kitapta yani Tevrat'ta Hazreti Muhammed'le ilgili haberler bulunduğu halde siz onları inkar edince Tevrat'ın bir kısmına in imar etmiş ve bir kısmını inkar etmiş oluyorsunuz. Bakın böyle bir anlam şeyi var. Ebu Mıslim bu konuda çok güzel bir açılım sağlıyor. Dolayısıyla e, siz aslında sadece Muhammed'i yani Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem e, haber veren ya da onu onun da meşru bir peygamber olduğunu gösteren ibarelerin üzerine örtmüş değilsiniz. Fiili olarak da aslında kitap mukaddesteki yani okuyup durduğunuz metinlerdeki birçok ilkeyi de ihlal ediyorsunuz. E, dolayısıyla aslında siz gelenekçilik yapıyorsunuz ama vahyi geleneği, Musa'yı yücelttiğiniz peygamberlere asıl ihaneti sizler yapıyorsunuz. Ki biz bunu bugün de görüyoruz. Yani değil mi? İsrailoğulları özelinde. Ee, yani Yahudileşmek tabiri vardır biliyorsunuz. Yahudileşen e, Müslümanlarda da bunu görüyoruz. Yani bir e, iddia ortaya atıyorlar. Bu iddiayı yüceltiyorlar ama e, hayatlarına baktığımızda tam tersi bir hayatla. Yani o ilkeleri Çiğneyen bir şeyle şeyle karşılaşıyoruz. Evet, buraya kadar var mıdır katkısı sorusu şeyi olan? Yok sanırım. Ee, Bakın burada şey, evet, şöyle adım, bir şöyle bir eleştiri şey görüyorum diye düşünüyorum ben. Şimdi e, bunlar birbirleriyle savaşıyorlar, esir alıyorlar. Tevrat'taki hükmü uyguluyorlar. Fidye karşılığı serbest bırakıyorlar. Ama Tevrat'taki diğer bir hüküm e, yurtlarından çıkarmamaları, yurttaşlarını onu yapıyorlar. Asıl bunu eleştiriyor gibi sanki. Evet yani hem çıkartıyor sonra fidye alıyor. Evet. Halbuki almaması evet. lazım. Zaten çünkü çıkartmaması lazım. Yani tamamen hani ne diyor e, şair ya da şarkıcı? Nereden baksan tutarsızlık. Nereden evet. baksan ahmakça diyor ya. Şimdi burada... Evet. Bu... Şimdi böyle bir durum söz konusu. İşte bu iki yüzlülük, bu tutarsızlık hali e, yüzlerine vuruluyor. Demin... Bu yüzden de zaten hani bir kısmına inanıp bir kısmına evet. inanmıyor musunuz diye soruluyor. Evet, dolayısıyla şimdi burada e, şöyle bir e, hani ifade vardır bilirsiniz arkadaşlar. E, kurtla beraber e, süreye dalar. Kurtla beraber yer. Ee, ve sonra çobanla beraber ağlar. Anadolu'da böyle Kürtlerde ve Türklerde böyle bir söz vardı. Sonra da gider çobanla beraber şey ağlar. Ee, şimdi böyle bir durum söz konusu. Şu an bizim durumumuz da bu aslında. Yani Müslümanların durumu da bu genel itibariyle. Yahudilerin durumu zaten e, malum görüyorsunuz. Hristiyanların durumu vesaire. Yani insan onun durumu bu aslında biraz. Yani işte mesela insan hakları diyor. Hani sekülerlerin durumu da bu yani. Dindar olmasına da gerek yok insan. Bir kavram, bir ilke ortaya koyuyor. Sonra o ilkeyi önce kendisi e, ihlal ediyor. İşte insan hakları diyor, özgürlükler diyor. Ama işine gelmeyince ne insan hakları kalıyor, ne özgürlükler kalıyor. Hak diyor, hukuk diyor, adalet diyor. Abi bakıyorsunuz ne adalet kalıyor, ne hak hukuk kalıyor. İşte biz e, seçilmiş kavmiz diyor vesaire ama çıkarına düştü mü Yahudi Yahudi bile o ayetlerde görüyorsunuz tepe koyuyor. Yani böyle maalesef böyle bir e, tutarsızlık durumu söz konusu. Bu İsrailoğullarında çok kristalleştiği için çok bariz olduğu için Kur'an özellikle oraya örnek vererek bizim öyle yapmamamız gerektiğine dair bir yani yoksa burada sürekli bir hani antisemitik bir işte Yahudi karşıtlığı yok. Yani burada bir Yahudi düşmanlığı üretelim gibi bir kaygı yok Kur'an'da da. Yani diyor ki yani siz böyle yapıyorsunuz. Anlaşmayı imzalıyorsunuz. Sonra anlaşmayı ihlal ediyorsunuz. Sonra da bir de üstüne diyorsunuz ki biz cennete gideceğiz. Onun için 12 ay biz yanıp çıkacağız diyorsunuz. Anlatır mı? Şimdi 82'nin devamı ya. Yani nasıl oluyor bu iş diyor yani. Şimdi bu aynı zamanda tefekkür ettiren bir husus. İşte onlar var ya öyle kimselerdir ki dünya hayatını bakın neden peki böyle oluyormuş? Bakın şimdi ayetler birbirini açıklıyor aslında. Neden böyle oluyormuş? Çünkü öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahiret hayatı pahasına satın almışlardır. Onlardan asla azap hafifletilmez ve onlara hesap sırasında yardım da edilmez. Evet Ademciğim buyur. Adem çelik parmak kaldırdı. Abi yoldayım kusura bakma. Ee, aslında sana bir katkı yapmak istiyordum. Tabii Peki, Geliyor mu sesim? Tabii tabii buyur. Ee, o 80. ayeti e, Ali İmran 185 ayete meal verirken yıllar önce meşhur e, Ramazan'da Nihat Hatipoğlu e, kim cehennemden çıkarılıp cennete sokulur olursa diye bir mana veriyordu ki ayette öyle bir şey yok. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa var. Yani evet. ayete bile takla attırmaktan geri kalmıyorlar. Böyle bir zihniyet maalesef. Sadece bu yapmak istedim. Maalesef sağ olasın. Evet İsmail Hakkı hocamla e, Selamun Aleyküm hayırlı geceler. Aleyküm. E, 86. ayetteki o parantez içindeki hesap sırasında e, sürü için bir şeyler demek istiyorum ben de. Şimdi onlardan azap pasif hafifletilmez. Ee, azap hesaptan önce. Yani hesap önce azap sonra olduğu için yani azap hafifletilmez ve onlara hesap sırasında yardım da edilmez yerine yani parantez kalacaksa illa ki azap sırasında desek yani bu hesap sırasında değil de azap sırasında. Hmm. Yani diyorsunuz ki öncelik soralık var. Evet. Dolayısıyla hani çünkü bir meali hazırlamanın en önemli özelliklerinden birisi de hem Türkçe sinin doğru olması yani zaten Arapçadan Türkçe'ye doğru aktarılması gerekiyor. İki, Türkçenin doğru olması. Üç, mantık kurallarına uygun olması. Şimdi dolayısıyla diyor ki İsmail Hakkı hocam, önce azap hafifletilmez dediğine göre ve çünkü ve'den sonra geldiğine göre bir öncelik sonralık sırası Vardır e, gibi bir e, görüşte mantıksal olarak. Dolayısıyla hesap sırasında değil azap sırasında denmesi gerekir diyor. Ancak ben şu bu şu şekilde anladım. Buradaki ve illa öncelik soralık gerektirmeyebilir. Çünkü mesela abdestin e, vudunun e, şeyinde de mesela ve geçiyor. E, hani o da bir tartışma konusu fakat da. Hani abdestin sırası mı, sıralı mı olması gerekir ayetteki gibi gibi bir ihtilaf olmuştur. Burada onlara yardım edilmez. Yukarıdaki şefaat inancı sebebiyle şimdi yapıyorlar ya diye böyle. Yani bu şefaat ve seçilmişlik dolayısıyla bu günahlara batıyorlar. Yani dediğim gibi şimdi çok güncel olduğu için hani şu an Amerika Devletleri'nde büyük bir skandal patladı. Adamlar tüneller kazmışlar, abuk subuk işler yapmışlar. Ee, neden bunu yapıyorlar peki? Yani neden böyle oluyor? Yani neden Katolik Kilisesinde değil mi? Neden Yahudi Hasidik Cemaat'inde Yani çok Ortodoks, çok kapalı, çok aşırı dindar ee, gruplarda mesela bu çocuklara yönelik falan böyle e, yani en akla gelmeyecek ya da en uç sapkınlık diyebileceğimiz yani çocuğa cinsel bir e, temayülde bulunmak ee, yani zina'nın vesaire çok ötesinde bir şey bu. Neden böyle oluyor? Çünkü adam diyor ki, yani ben zaten kurtuldum, şefaat edecekler bana. Zaten işte ceh cehenneme gireceğim, çıkacağım. Yani bunlardan dolayı kötülük yapmak meşrulaşıyor. Dolayısıyla burada azap hafifletilmez ve onlara yardım da edilmez. ki buradaki yardım şefaat anlamındaki bir yardım olsa gerek diye düşündüm ee, ve dedim ki, bakın şöyle demişiz dipnotta. Bu yukarıda bahsedilen insanlar gelecekteki yaşamlarının mutluluğunu dünyevi rahatlıklarıyla değiş tokuş ederler. Zamanla kötü halleri ağırlaşır ve onları bu durumdan kimse kurtaramaz. Dolayısıyla hesap sorunu onlara yardım edilmez. Ama e, az, yani şöyle de diyebiliriz İsmail Hakkı Hocam. Azap sırasında onları kimse oradan kurtaramaz. O zaman e, tam oturur mu? Mantıklı bir zemin oturur mu? Hocam şöyle düşünebilir miyiz bu konuyu? Hani e, pardon azap hafifletilmez derken buradaki azap sadece ahiret e, hayatındaki değil ki dünyadaki azap da var Allah'ın rahmetinden uzak tutulmak öyle algılayabilir miyiz? Tabii e, çünkü Kur'an'da dünyada da azap göreceklerini yani ruhsal azaplar yaşayacaklarını dair bu insanların ifadeler geçiyor. O şekilde dalgalayabiliriz. Azap sırasında kimse onlara yardım yani azap sırasında kurtarılamazlar. Hani şefaat yoktur anlamında da bir vurgu olabilir bu. Eyvallah. Çünkü başka ayetlere baktığımız zaman cehennem ehlinin yardım çığlıkları var. Şöyle bir parantez koyabiliriz o zaman. Benim için meal yaptığınız için parantez kaçınılmaz. Hani böyle bir parantez antipatisi e, doğmuştu bir ara yaşayan Nuri Türk sebebiyle. Kendisi parantezsiz meal diye bir şey e, iddia etmişti ama sonra kendi mealinde de sadece yani parantez içine koyacaklarını parantezsiz bir şekilde yazmıştı. E, <laughs> dolayısıyla yine par yani, o parantezi koymak zorundayız. E, bağlamı tam okuyucuya anlatmak için yani tam mesajı vermek için. Ee, bu Eyvallah. şekilde, evet bu şekilde azap sırasında da şefaatçiler tarafından yardım da edilmez gibi bir anlam alanı var. Diyelim o zaman. Tamam. Teşekkür ederiz. Katkılarınızdan dolayı. Başka varsa söz alacak yoksa devam edelim. 22.30'da da bitirelim inşallah. Evet. And olsun ki Musa'ya kitabı, yasayı verdik. Neyi vermişti hocam? Musa'ya kitabı verdik. Ve Musa'nın ardından birbirleri ardınca elçiler, Resuller gönderdik. Kimmiş bakalım onlar? Evet. Musa'nın ardından gönderilen Resuller. Sırayla işe ya ya da yeşeya Yeremia, Hezekiel, Daniel, Hoşeya, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Safenya, Haggai Ze ve Zekerya. E, ve Malaki. Malaki tam yani melek de olabilir Malaki kitabı ama on, onda da e, yani şu an itibariyle İsrailoğulların okudukları kabul ettikleri nebiler ve resuller anlamında Musa'nın ardından gönderilen resuller bunlar bildiğimiz en azından. Ve Musa'nın ardından birbirleri ardınca elçiler gönderdik ve sonuncu olarak da Musa'nın ardından gönderen İsa Mesih, İsa aleyhisselam. Yeşua yani. Evet, Yeşua'yı gönderdik. Sonra zaten Kur'an onu söylüyor bakınız. Ve Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik. Yeşua'ya, Yeşua'nın e, Arapçası İsa. Kur'an'da eee ki özel isimlerin çoğu Arapçalaştırılmış versiyonlarıdır. Yani halk arasında bilinen versiyonlarıdır. Özel, orijinal isimler değildir. Yani e, çünkü orijinal isimler İbranca zaten. Yeşua diyorlar onlar. Araplar ona İsa diyor. Michael, Michel, işte Mikail gibi. Yani telaffuz farklı var. isim e, bu şekilde böyle bir te telaffuz şeyleri oluşuyor. Evet Ömer Kasım buyur. Sesim geliyor mu hocam? Selamun aleyküm. Evet geliyor buyurun. Hocam şimdi burada azap hafifletilmez de diyor da şimdi kafama şu takıldı. Abdülaziz bayındırıyor bir gün. Sordum da cehenneme giren Müslümanlar daha çıkar mı? O da dedi ki hadislerde diyor ki azabı bitti mi? ama Kur'an'da. Yani bu kadar dinliyorum da hiç azaptan hani sonra cennete gireceğini hiç yazılmıyor bu. Acaba bu soru kafama takıldı. Şimdi yani Müslümanlar cehenneme girip de ondan sonra tekrar cennete e, girme e şeyi Kur'an'da yazılmıyor. Yani şu sorunun aydınlığını biraz aydınlattırsan sevinirim. Evet. Şimdi geçen oturumumuzda da detaylı bir şekilde konuştuk. Burada da girişte e, bahsettik. Bu konudaki Kur'an ayetleri çok net. Yani diyor ki, bakın bize detay da veriyor. Yani bu inancın yanlış olduğunu anlatıyor Kur'an. Sonra da Doğrusunu da anlatıyor. Şimdi neden yanlış? Çünkü giriş çıkış meselesi bu seçilmişlik ve şefaat yani ilahi adalete aykırı bir şekilde aradan sıvışıp e, cenneti hak etmeyen insanların cennete girme çabası aslında. Şimdi dolayısıyla bu inancın e, kendisinin batıl olduğunu Kur'an ifade ediyor. Sonra da doğrusunu anlatıyor. Doğrusuna da ne diyor hocam? 80-82 arası. Bir kişinin hangi dinden olursa olsun bakın istiyor. Yani bakar 62'de de çünkü onu gördük. Buradaki cennete giriş şartları çok belli. İman etmek, yani bulunduğu şartlarda temel iman umdelerine sadık olmak ve bunu kanıtlamak, yani yaşamı boyunca salih bir yaşam serdetmek. Yani burada daha sonra İslam tarihinde de Müslümanların tarihinde de açığa çıkmış bazı aşırılıklar var. İşte mürciye gibi işte haricilerin aşırı kolları gibi ee, onların da aşırılık olduğunu da aslında Kur'an'dan görebiliyoruz. Nedeni kastediyorum? Yani bir insan ne yaparsa yapsın hiçbir ameli yokken sadece iddiaları sebebiyle yani işte ben Müslümanım, ben İsa'nın peşinden gidiyorum, ben işte İsrailoğullarındanım, ben ehli sünnetim, ben ehli beyt mektebindenim, ben işte mutezileyim, ehli hak ve adaletim ben işte ibadiyeyim ehlül hak ve istikameyim falan gibi yani bütün mezhepler bütün gruplar işte ben daharmaya mensubum hindular öyle diyorlar yani biz dünyadaki en eski hakikat bilgisine mensubuz anlatabiliyor muyum yani dünyadaki hemen hemen herkes zaten iddiaları sözel olarak ağızlarından çıkan iddia doğru yol üzerinde olduklarına dair ama önemli olan bunu kanıtlamaktır. Yani fiilen bunun e, doğru bir şekilde hayatına e, dökmektir. Dolayısıyla e, mesela Mürci'ye ne diyor? İnsanlar <laughs> şöyle hemen yine o ayetlere gelelim. Madem sordunuz tekrar üzerinde duralım. E, 88'e sonradan döneceğiz arkadaşlar. Evet şurada bakınız. 81 hayır öyle değil L başlıyor şimdi e, peki dedik ki. bakara 62'de de bu konuyu detaylı incelemiştiniz 62'ye de bakarsanız Sabi Yahudi Hristiyanlar tabii, tabii. konuşuyor tabii orada da işledik yani oraya da bakılabilir biz çünkü bu çalışmalarımızı ben kendi YouTube kanalımda yayınlıyorum orada da gidip bakılabilir hani izlenebilir şimdi ben burada kısaca tekrar bahsedeyim sonra devam edelim şeyimize. Ayet burada çünkü çok detaylı anlatıyor bize. Şimdi e, diyor ki bakınız günahı onu çepeçevre kuşatırsa yani o kötülük onun yaşam tarzı kimliği haline gelirse işte o zaman onlar ateş ehlidirler. Yani ne e, haricilerin o kollarının dediği gibi bir günah işledin bir büyük günah işledin tamam cumburlop cehenneme gittin böyle bir durum yok. Onun senin yaşam tarzı haline gelmesi gerekiyor. Yani hayatın boyunca hiç ar, hani buna Türkçe'de de ar damarı çatlamak denir. Yani utanmaz bir şekilde artık o günahı umarsızca yaşıyor olman gerekiyor. Senin artık o bir kimliğin haline gelmesi gerekiyor. Yoksa hayatımızın muhakkak bir bölümünde bilmeden ya da bilerek, yanlışlıkla ya da bilerek şirk koşmuş olabiliriz. Ya da işte içki içmiş olabiliriz, zina etmiş olabiliriz, büyük bir günah işlemiş olabiliriz birisine işte yalan en başından yalan söylemiş olabiliriz ki söylüyoruz burada. Ee, yani ya, bu günahlardan bağımsız böyle masum bir e, insan zaten yok. Melek olur ancak o. Ee, bunlara işte istisna olan resuller. Onlar da yine hata yapıyorlar, büyük günah işlemiyorlar ama hata yapıyorlar, günah işliyorlar. Ama onların bizden farkı ne? Onlar Allah tarafından düzeltiliyor vahiyle. Biz vahiy almadığımız için böyle bir e, ayrıcalığa böyle bir imkana sahip değiliz. Biz de işte onlara gelen vahiylerle kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hatasız kul olmaz, günahsız e, insan olmaz ama günahı kendisini çepeçevre kuşatan insanlar cehenneme gider. E, yine aynı şekilde bu günah kendisini çepeçevre kuşatan insanların içerisinde <laughs> kısmi iyilik yapan insanlar da var. İyilikler de var bu insanlar. Tamamen de böyle yüzde yüz kötü insan da yoktur. <laughs> Dolayısıyla burada e, iyiliklerin de insanı çepeçevre kuşatması gerekiyor Ayet bize 81 ve 82 bundan bahsediyor Hocam burada yani günahı hayat tarzı haline <laughs> getirmekten yine. bahsediyor Evet Bilmem anlatabildim mi derdimi e, 87'ye geri dönelim Ömer Kasım İnşallah soruna cevap vermiş oluruz daha sonraki rivayetler ise Abdülaziz hocamızın e, bahsettiği rivayetler ise işte bu günahı çepeçevre kuşatan ve e, günahı kimlik edinen liderler, melikler, krallar, sultanlar İslam dünyasının Müslümanların başına geçince e, bu adam müminlerin emiri nasıl e, olacak diye tartışmalar çıkıyor. Çünkü Kur'an'a göre bu insanların işte Emevi Sultanlarının bir kısmından bahsediyorum en azından. E, bu böyle bir tartışma doğuyor. Yine sahabe arasında Hazreti Osman'ın öldürülmesi vesaireyle başlayan çok ciddi iç savaşlar yaşanmış. Sahabe sahabeyi öldürmüş yani. E, şimdi insan öldürmek çok büyük bir günah. Kur'an ayeti var bu konuda. Değil mi? Bir müminin bir mümini e, bile bile öldürmesi düşünülemez diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla bunlar, e, bu ilkeler Müslümanlar arasında bir krize yol açmış. Demişler ki o zaman nasıl olacak? Yani bu kadar büyük günah işlendi. Artı daha sonra da işte sultanlar geldi. Bunlar içki içiyorlar hayatları boyunca. Kabe'yi mancına tutuyorlar. Değil mi? Harre vakası yaşanmış. Yani e, gerçekten e, zalim sultan mümin midir? Müslüman mıdır diye tartışmalar çıkmış. İşte o o iklimde ortaya çıkmış şeyler. O rivayetlerin istinad zincirleri, o teknik olarak nasıl geliştiği ayrı bir uzun bir tartışma konusu ama biz şimdi Kur'an'ı kaynağından okuduğumuzda bakın Kur'an bize doğrusunu anlatıyor. Ondan sonraki gelen kısmı tarih kategorisinde yine Kur'an'a vurarak, Kur'an'a arz ederek ele almamız gerekir. Diyelim ve devam edelim. 87'ye geldik. Evet, dedi ki andolsun ki Musa'ya kitabı verdik ve Musa'nın ardından bir biri aldınca elçiler gönderdik ki işte bu elçilerin Eskahit nebileri olduğunu, Resul nebileri olduğunu e, söyledik ve sonra da Yaşua'ya yani Meryem oğlu İsa'ya geldik ve Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik. Neden Meryem oğlu İsa diyor? Çünkü bu da bir cevap aslında. E, Tanrı oğlu İsa e, ya bir cevap. Hayır o Tanrı oğlu İsa değil o Meryem oğlu İsa yani özellikle Kur'an bu terkibi kullanıyor. Ve Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik. Onu şeytandan, kötülüklerden arındırılmış ruh ile güçlendirdik. Yani vahiy ile güçlendirdik. Biliyorsunuz ruh, Kur'an bütünlüğünde vahiy olarak kullanılıyor. Dolayısıyla onu şeytandan arındırılmış ruh ile güçlendirdik. Vahiy ile güçlendirdik. Ne zamanki elçiler canınızın istemediği şeyleri getirdiklerinde, hemen kibirlendiniz ve onları yalanladınız bir kısmını ve bir kısmını da öldürdünüz. Öyle mi? Bakın 253. ayette tekrar simetri, yani Kur'an Bakara'nın simetrisini bahsetmiştik hatırlıyorsanız ilk oturumlarımızda. Onun için 253'e bunu havale edecek. Burada bir işaret bir şey atıyor Kur'an. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü kutsal kitapta da yani bugün okuduğumuz eski ahitte de e, İsrailoğulları nın okuduğu kitaplarda da zaten bunun birçok örneği var. Ve İsa Mesih'i de böyle öldürmeye çalıştınız. Mesajı var ki yine daha önceki oturumlarımızda işlemiştik hatırlıyorsanız. Bu ıı, inek kesme eyleminin Yahudilere özellikle vurgulanmasının sebebi tam da işte bu İsa Mesih'i öldürmeye çalışmalarıyla alakalı bir atıf vardı orada da hatırlarsanız. İşte burada da tekrar oraya vurgu yapıyor. Yani aslında İsrailoğulları ile Hristiyanlar arasında ciddi olan o ayrılığı vurguluyor Kur'an. Ve İsrailoğullarının zaten bir önceki sınavda yani İsa Mesih'i öldürmeye çalışmaları ya da öldürmeleri ya da öldürtmeleri ya da öldürmeye çalışmaları ne Kur'an çok net bir şekilde yüzlerine vuruyor. Ve sonra diyor ki bakın siz dindarlık gösterisi yapıyordunuz ve onlar Zaten fazlasıyla gönülden dindarız, kalplerimiz sünnetlidir dediler. Hayır öyle değil. Bakın Kur'an gerçekten çok mucizevi bir kitap arkadaşlar. Yani buraya kadar getiriyor ve hani Türkçe'de bir laf var ya lafı yediğine oturtmak, lafı yediğine koymak diye bir laf var. Hani Türkçe'de bir deyim var. Tam da onu yapıyor bakın getiriyor 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 getiriyor. Hiçbir şekilde yalanlayamayacağı bir Yahudi alimin hiçbir şekilde hayır bu gerçek değil bu doğru değil diyemeyeceği ya da bir Hristiyanın ki çünkü Hristiyanlar da biliyorsunuz eski ahit okuyorlar. Yani eski Yahudilerle beraber iman ediyorlar. Bugünkü elimizdeki eski ahit metinlerine. Oralarda da geçen hakikatleri hatırlatıyor ve sonra da diyor ki ve onlar zaten fazlasıyla yani gönülden dindarız. Kalplerimiz sünnetlidir dediler. Şimdi bu ifadeyi neden alıntılıyor? Bakın bu ifade nerede geçiyor arkadaşlar? Kalplerimiz sünnetlidir ifadesi. Yahudilerin dindarlıklarıyla övünme deyimidir. Ki Nisa suresi 155'te de bir meydan okuma ve manevi tahakküm, psikolojik üstünlük kurma amacıyla ifade edilir. Yani e, bugün Müslüman bazı e, Müslüman olduğunu ifade eden bazı gruplar da aynısını yapıyorlar. İşte biz ehlül hakkız, biz ehlübeyt mektebindeniz, biz ehlü sünnetiz. Şimdi bu aslında bir şey, e, psikolojik üstünlük sağlama yani bir baskı yani biz bu işin sahibiyiz e, mesajı veren aslında tanımlamalar e, dolayısıyla işte burada da benzeri bir durum var bir e, manevi tahakküm bir psikolojik üstünlük kurma amacıyla ifade ediliyor ve bu ifade leviler kitabı 26 26.41'de e, geçiyor orada da e, arel sünnetsiz şeklinde e, mecazen kullanılıyor Yine Yeremia 6'ya 10'da ve 9.25'te ve Hezekiel kitabı 44'de 9'da e, bu ifade geçiyor. Bakınız yani bu ifade hem Hristiyanlar hem Yahudiler tarafından yani işe vakıf olanlar tarafından fazlasıyla bilinen bir ifade. Dolayısıyla Kur'an burada özellikle bu ifadeyi kullanıyor ve onu e, bizzat kendi ifadeleriyle, kendi mecaz deyimleriyle e, vuruyor bir bakıma. Ve onlar zaten fazlasıyla dindarız, gönülden dindarız, kalplerimiz sünnetlidir dediler. Yani bakın buna böyle bir din, gösterişçi dindarlık kibri diyebiliriz belki. Hayır öyle değil. Allah onları hakikatlerin üzerine örtmelerinden dolayı yani hakiki dindarlıktan uzaklaştırmıştır. Ve bundan dolayı çok az hakik çok azı e, hakikati fark edip inanabilirler çünkü vicdanları, kalpleri işte kurtulmuşluk, şefaat, seçilmişlik, işte, işte bilgi sarhoşluğu, yani bilgiye sahip olma, kutsal metinlere tek elinde olma gibi şeylerle kibirle katılaşmıştır. Onun için de çok azı hakikatler karşısında yani o tabuları açıp inanabilirler. Evet, eee İsfahanen'in Burayı düzenleyeceğim sanırım. Onun için burayı sarıya boyamışım. Daha sonra şey yaparız onu. Evet, e, bu şekilde isterseniz çalışmamızı burada bitirelim. 88'de. Ne zaman ki e, buradan evet. şöyle bir mesaj çıkarabilir miyiz? Ha, hani Hazreti Musa ile başlayan elçiler gönderdik şeklinde. Daha sonra işte devam eden şeydi. Yani atalarınız vakti zamanında böyle yapmıştı. Ey Medine Yahudileri şimdi de sıra sizde. Aynısını yapıyor. Aynen. Bakın ne, onun için ne dedik? Bakın Medine vesikasına Kur'an gönderme yapıyor. Yani o gün yaptıklarınızın devamını yapıyorsunuz diyor Kur'an. Yani dolayısıyla Hazreti Muhammed'i kabul etmemeniz Hazreti Muhammed'le Muh Muhammed bin Abdullah'la Meryem oğlu İsa arasında bir özdeşlik kuruyor. Ondan önce de Musa ve arasındaki nebileri işte öldürdünüz, yalanladınız. Onlarla bir özdeşlik kuruyor. Yani Kur'an aslında burada muhatapların hem müminlere, yani Kur'an'a iman edenlere hem de ehli kitap arasında bir tarihsel yeni bir tarihsel şey kuruyor. Bağlantı, bağıntı kuruyor diyebiliriz. Evet, Muhammed Nurullah kardeşim buyurun. Hocam, e, bu 88. ayette geçen on e, kelimesi var ya evet kalplerimiz simmetlidir evet i̇bn yani Abbas'a göre o kalplerimiz ilimle, hikmetle ağzına kadar doludur anlamına gelir aynen İbn-i Abbas'ın onu yazmalıyız aynen onun için e, bu yani o kadar bilgiliyiz ki hani şey diyor yani, yani sen kime ne anlatıyorsun yani biz bu işin evet. kaçın kurasıyız hani biz bu işin uzmanıyız yani fazlasıyla gönülden dindarız ...hani kalplerimiz sünnetlidir bizim... ...yani bize ne anlatıyorsunuz siz... Yani, e, ...gibi bir kibir... ...dini bir kibir... E, ...söz konusu... ...dolayısıyla biz e, şunu görüyoruz... E, ...hem Hazreti Peygamber'in... ...uygulamalarında da görüyoruz bunu... ...yani sayı hadislerinde de görüyoruz... ...hem e, işte dört mezhep imamların... ...uygulamalarında ya da işte özellikle Ebu Hanife'de görüyoruz... ...yani karşısında bir e, köylü... ...hiç tanımadığı bir işte... ...bedevi de gelse ondan da bir hikmet alabiliriz biz. Yani şöyle bir şeye kapılmamamız gerekir. Ya işte biz bu işin şeyiyiz. Bak bunca yıldır Kur'anla uğraşıyoruz. Yok işte hadis alemiyiz. Yok fıkıhçıyız. Yani birisi gelip de bize bir şey söylediğinde onun kim olduğuyla değil ne söylediğiyle ilgilenmemiz gerekir. Yani söylediği şeyin delilleri varsa ve bir açılım sağlıyorsa, ufuk açıyorsa ondan da alacağımız çok şey vardır. Başkasının da bizden alacağı bir şey vardır. Yani burada kibir yapmamak gerekir ama bir şey din adamları sınıfına dönüştüğünde işte o zaman profesyonel dindarlık başlıyor yani bu işten para kazanan bu işle ilgili bir yani sadece para değil işte manevi tahkim kuran bir sınıfa dönüşüyorsunuz dolayısıyla artık bu bizim işimiz oluyor yani başkasının işi olmuyor yani değil... bazı yandan e, kalplerimiz kilitlidir diye çevirmiş şey sanırım o çok... ha, evet işte bu yanlış yani kalplerimiz <laughs> kilitlidir ifadesi yanlış neden çünkü bu şekil yani neden böyle desin ki yani Kartlarımız kilitlidir niye desin yani? Deli mi adam Bakıyor yani? Güya hani Allah'a karşı sen kilitlediğin gibisinden bir bizim kalbimiz sen kilitlediğin gibisinden bir belki hmm. nahi olabilir bir hakma değil ama evet, bu, ama işte bu, bu, bu bütün elemez, dinler... karşılamıyor herhalde. Evet Muhammed kardeşim ama bu e, tüm o dinler tarihi bağlamını kopartıyor bir kere. Çünkü Olur. zaten bu muhataplar Yahudiler. Dolayısıyla Hı. Yahudilere konuşuyor Kur'an. Bir. Yani ehli kitaba yönelik bir konuşma bu. İkincisi burada Demin de e, işte İsmail Hakkı hocamla hani başka bir ayet için söyledik ya. Ayetin mantıksal bir tutarlılığı olması gerekir. Çünkü Allah mantıksız bir şey söylemez. Yani Allah'ın sözleri tutarlıdır. E şimdi bakıyoruz. Adam şimdi konuşuyor mesela. De adam hani tabii ki iki ihtimal var dediğiniz gibi. Yani öyle de şey, o anlama geliyor. Böyle de peki hangisi daha tutarlı? Yani ne, hangisi oturuyor metne? Şimdi bakıyorum. Şimdi adamlar geliyorsunuz bir şey söylüyor. adam diyor ki yani bir, ikinci ihtimal için söylüyorum. Ya bizim kalplerimiz kilitlidir. Şimdi bu bir şey oturmuyor. Kimse böyle bir şey söylemez. Yani benim kalbim kilitli kardeşim sen bana boşuna anlatma demez. Ama şunu der. Ya biz zaten fazlasıyla hani dolup taşıyor bizim şeyimiz. Ee, heybemiz zaten ya yani bu işin şeyi biziz yani der. Bakın sadece mantık ve dil üzerinden söylesek bile birinci çeviri e, daha tutarlı. İkincisi ben daha da güçlü bir delilim var. Zaten bu ifade kutsal kitapta geçiyor. Yani Eski Ahit'te geçiyor. Bakın gösterdim size demin tip e şimdi dolayısıyla oraya gönderme yapıyor aslında Kur'an. Ve diyor ki bak siz zaten böyleydiniz. Hatta yukarıda söylüyor bakın. Ne diyor? Ne zaman ki elçiler canınızın istemediği şeyleri getirdiklerinde hemen kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını öldürdünüz. Öyle mi? Ve onlar ve zaten Kalplerimiz sünnetlidir derler. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaten o bir, işte bağlam merkezi meel dediğimiz şey bu. Yani bağlam. Yani hmm. o akışı esas almamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim katkınız için. Allah razı, Allah razı. Evet. Hocam zaten konunun bağlamında, pasajın başında seçilmişlikten, bu yüzden hani birkaç gün ateşleyeceklerden bahsediliyor. O anlamda kilitli olması hiç uymaz. Yani hakikat bizde, biz dindarız, sen bize gel diyorlar demek ki. Evet ki bugün de aynısını diyorlar. Yani bugün de e, herhangi bir Yahudi ya da Hristiyan din adamına gidin ya da bir Ayetullah'a gidin ya da işte bir başka bir Sünni din adamına gidin ya da bir Brahman'a gidin. Ha, bakın yanlış anlaşılmasın. Bunların hepsi aynıdır, eşittir anlamda kullanmıyorum. Ya da bu verdiğim isimlerin içerisinde hiç vicdanlı adam yoktur da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu diyorum, böyle bir davranış tarzı gelişiyor din adamları sınıfında. E, ha o din adamları sınıfının içerisinden vicdanlı olanlar da çıkıyor, değil mi? Yani şey gibi işte varaka gibi. E, dolayısıyla tümden bütün dünya üzerindeki bütün din adamlarını kastetmiyorum ama din adamları sınıfı mantığı. Buna çok yatkın, onu ifade ediyorum. İşte onlar diyor ki ya bu işin şeyi biziz kardeşim. Sen nereden çıktın, dünkü çocuksun sen diyor yani. Ve onun için peygamber dahi gelse, İsa bile gelse, Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem bile gelse, reddediyor adam. İşte Kur'an bu, bundan bahsediyor. Evet, e, çok teşekkür ederim. 88'de durduralım, 89'dan devam edelim haftaya. E, bu oturumumuz da burada e, son buluyor. E...